Yabancı yurtlusun, Türkiye'de çalışıyorsun ama hep üniversiteye gitmek gibi bir hayalin de var. Profmed ile bu hayalin de gerçek olabilir. Nasıl mı? Türkiye'de yabancılar için açık öğretim programları ile. Yabancı yurtlular Türkiye'de açık öğretim programlarına kayıt olarak hem üniversite eğitimi alabilirler hem aynı anda çalışmalarına devam edebilirler. Üstelik herhangi bir yere derse gitme, dersi kaçırma gibi bir dertleri de yok. Açık öğretime kayıt olarak üniversite okursan, okumak istediğin saatte, canın çektiği saatte ders çalışabilir, online olarak sınavlarına hazırlanabilirsin. Dilersen canlı ders videoları izleyerek, dilersen ders kitapları okuyarak, dilersen de MP3 ses dosyalarını dinleyerek ders çalışmanı yapabilirsin. İster işte, ister evde, istersen de yolda. Yeter ki ders çalışmak iste. Açık öğretim okursan sınavlara ise sınav merkezlerinde gireceksin. Sana en yakın olan sınav merkezini seçerek oradan sınava katılabileceksin. Bugün İstanbul'dasın, eğitimini İstanbul'da devam ettirirsin. Yarın bir başka şehire taşındın, eğitimini oradan devam ettirebileceksin. Üniversite okuyorum, başka şehirlere gidemem gibi seyahat engelin de olmayacak. Açık öğretim okuyarak eğitim hayatına devam ettiğin müddetçe tüm öğrencilik haklarından da, öğrencilik avantajlarından da yararlanabileceksin. Bunlardan en önemlileri öğrenciler için indirimli İstanbul Kart, İstanbul Akbil, toplu taşıma kartlarından faydalanabileceksin. Öğrenciler için indirimli uçak biletlerinden faydalanabileceksin. Yine öğrenciler için müze kartlarından, indirimli müze kartlarından faydalanabileceksin. Ve bundan başka da birçok öğrencilik haklarından açık öğretim öğrencisi olursan da yararlanabileceksin. Şunu unutmadan söyleyelim, en çok merak edilen konu olan ikamet izninden faydalanamayacaksın. Öğrenci ikamet iznine geçiş yapmayacaksın. Var olan ikametinle, var olan çalışma izninle devam edeceksin. Çünkü açık öğretim okumak öğrenci ikamet alma hakkı tanımıyor. Peki, gelelim açık öğretim okumanın şartları neler? Aslında açık öğretim okumanın çok da fazla bir şartı yok. En önemlilerinden biri yabancı yurtlu öğrenci statünün olması ve Türkiye'de denkliği olan bir liseden mezun olmuş olman. Lise diploma denkliğin olması. Ha bir de açık öğretim okumanın yıllık maliyeti ne kadar? Yıllık eğitim ücretleri nedir? Bunlardan bahsedelim. Açık öğretimin yıllık maliyetleri yok denecek kadar az. Ortalama en uygun açık öğretim 4 yıllık bölümler 100 dolardan başlar. Açık öğretim fakültelerine kayıt olarak okuyabileceğiniz birçok fakülte ve program var. Eğer talep olursa bu konuyla ilgili bir video daha hazırlarız. Şimdilik size söylediklerimizi düşünmeniz, bu fırsatı değerlendirmenizi isteriz. Eğer siz de hem çalışıp hem aynı anda okumak, üniversite mezunu olmak, diploma sahibi olmak, meslek sahibi olmak isterseniz bu fırsatı kaçırmayın.